Daha önce oynayamadığınız için üzüldüğünüz oyun türleri var mı? Hani böyle içinizde ukde kalan. Benim için böyle iki tür var. İlki Souls-like oyunlar, diğeri de hack and slash türü oyunlar. Bu videoda fark ettiğiniz gibi hack and slash türü hakkında konuşacağım ve bu konuşmaya çocukluğuma inip türle nasıl tanıştığımı anlatarak başlamak istiyorum. Ben küçükken genelde zamanımı çoğu Türk çocuğu gibi GTA veya Counter oynayarak geçirirdim. Ayrıca çizgi filmler sayesinde deli gibi Spider-Man hayranıydım. Bu yüzden şu iğrenç ama hepimizin bayıldığı Spider-Man 2 oyununu tekrar tekrar oynardım. Kısaca eskiden ne oyun kültürüm ne de bilgisayar bilgim vardı. Konsolumda olmadığı için çocukken farklı oyunlara ilgim yoktu. Zamanımın çoğunu oyuncaklarımla ve arkadaşlarımla geçirirdim. Yine günlerden bir gün oyuncaklarımla oynuyordum ama anneannemlerdeydim. Dayım da o zaman gençti ve odasında PlayStation oynuyordu. Hem onu rahatsız etmek istemediğim hem de konsola hiç ilgim olmadığı için dayım yanında değildim. Fakat daha sonra bir şey götürmek için odasına gittim ve küçük televizyon ekranında kırmızı ceketli kılıçlı bir adamın garip bir kalenin içinde canavarları öldürdüğünü gördüm. Burada oyundan büyülendiğimi falan sanabilirsiniz fakat hiç öyle bir şey yok. Ekrana birkaç saniye baktım ve odadan çıktım. İşte Devil May Cry ile ve hack and slash türüyle tanışmam böyle olmuştu. Sonraları arkadaşlarım sayesinde konsollarda God of War oynamıştım. O yüzden türü artık biliyordum fakat uzun bir süre Devil May Cry'ı hiç görmedim. Şöyle bir ekleme yapayım tabi. Daha sonraları şu arada çıkan Devil May Cry oyununu görmüştüm fakat orada Dante siyah saçlı. O yüzden çocukken gördüğümde bunun aynı kişi olduğunu tabii ki de bilmiyordum. Oyun kültürümü geliştirmek istediğimde bazı oyun kanallarını takip etmeye başladım. Ve işte bu adamın bir videosunda onu gördüm. Kırmızı ceketli beyaz saçlı eleman. Ve o an taşlar yerine oturdu. Haa, dayım aslında Devil May Cry oynuyormuş. Sonra düşündüm de ben niye hiç Devil May Cry oynamadım ya? Hatta ben niye doğru düzgün hack and slash oyunu oynamadım? Sanırım en son oynadığım hack and slash oyunu şu Wolverine film oyunuydu ama yani bu kadar. O yüzden Devil May Cry'ı listeme ekledim. Zamanla karakterlerini tanıdım ve hikayeyi öğrendim. Şimdi sıra oyunları oynamaya geldi ama yine aklımda bir soru işareti vardı. Hangi oyunla başlayacaktım? Hikaye açısından oyunlar 3, 1, 2, 4, 5 şeklinde gidiyor ama ben zaten hikayeyi biliyordum. Seriye girmek için eski oyunları da pek oynamak istemedim çünkü duyduğum eleştiriler hem oynanış hem de optimizasyon açısından sorunluydu. O yüzden yine yaptım ve seriye en son oyundan giriş yaptım. Bugünkü oyunumuz Devil May Cry 5. Serinin benim için olan kısmından bahsettim. Şimdi serinin genel gidişatını bilmeyenler veya ilk defa oynamak isteyenler için anlatayım. Öncelikle Devil May Cry 1, Resident Evil 4'ün farklı bir konsepti. Bundan zaten bir short videosunda bahsetmiştim. Birinci oyun çıkıyor, ikinci oyun çıkıyor, üçüncü oyun çıkıyor, dördüncü oyun çıkıyor. Dördüncü oyundan sonra uzun bir süre seriye ara veriliyor. Daha sonra reboot atılıyor ve DMC Devil May Cry adında bir oyun çıkıyor. Fakat bu oyunda tutmuyor ve seri uzun süreli bir sessizliğe gömülüyor. Dördüncü oyundan neredeyse 10 yıl sonra Devil May Cry 5 duyuruluyor ve seriyi devam ettiriyor. Peki bu da serinin yapım aşamasıydı. Şimdi bir oyuna bir dalalım bakalım. Oyunun menüsünde zaten önceki oyunların hikayesini anlatıldığı bir bölüm var. Hikayeyi biliyorum fakat ne zarar gelir ki dedim ve tekrardan bu özeti izlemeye başladım. Uzun zaman önce tek bir şeytan, şeytan dünyasının kralına insanlığın iyiliği için meydan okur ve kazanarak şeytan dünyasına, insanların dünyasına ulaşmasın diye kilitler. Bu şeytan kara şövalye Sparda'dır. Sparda'nın efsanesi yıllar boyu insanlar arasında yayılır. Fakat bir gün şeytan kral Mundus, intikam için minyonlarını Sparda'nın eşi ve Dante Virgil adlı ikiz çocuklarını öldürmeye gönderir. Sparda'nın eşinin adı Eva'dır ve normal bir insan olduğu için bu şeytanlar karşısında hiç şansı yoktur. Eva hayatını kaybeder ve Virgil da kaybolur. Yıllar boyu Virgil Yamato adlı kılıcı sayesinde hayatta kalır ve zamanla Sparda'nın tüm gücüne sahip olmak ister. Sparda'nın gücüne sahip olmak isteyen bir başkası da Arkham adlı insandır ve Virgil'i manipüle ederek kardeşi Dante ile savaşmaya zorlar. Dante bu yolda Arkham'ın kızı Lady ile tanışır. Arkham'ın planını anlayan Dante ve Virgil beraber olup Arkham'ı alt ederler. Fakat kardeş rekabeti bitmez. Virgil yenilir ve şeytanların dünyasına gider. Burada şeytan kral Mundus Virgil'i yener ve kölesi haline getirir. Bu olaylardan sonra Dante Devil May Cry adlı şeytan avlama dükkanını açar. Günün birinde Dante Trish adlı annesinin tıpatıp aynısı olan bir kadınla tanışır. Kadın Mundus'un nerede olduğunu söyler ve ikili Mundus'u avlamak için yola çıkar. Dante bu yolda artık Mundus'un kölesi haline gelen kardeşiyle de karşılaşır. Bir şekilde babası Sparda'nın tüm gücüne erişen Dante Mundus'u alt eder. Uzun yıllar sonra Kılıç Tarikatı adlı Sparda'ya tapan bir grup ortaya çıkar. Liderleri Sanctus da yine diğerleri gibi Sparda'nın gücünü istemektedir. Dante onu öldürür veya öldürdüğünü sanır. O sırada Dante Nero ile tanışır. Yamato kılıcı Nero'ya tepki verdiği için Dante Nero'nun bir şekilde Sparda'nın soyundan geldiğini anlar. İkisi Sanctum'u yener ve Yamato Nero'da kalır.
Burada çok komik bir olay var. Çünkü oyun birinci oyunu anlatıyor, üçüncü oyunu anlatıyor, dördüncü oyunu anlatıyor ama ikinci oyunu anlatmıyor. Sadece bir cümleyle geçiyor. Sebebi herhalde şu olabilir. Ve böylece serinin geçmişini özet olarak öğreniyorum. Tabii ki 5. oyundaki göndermeleri anlamadım ama benim amacım zaten oyunu sevip seriyi öyle dalmaktı. Öncelikle bu oyunun hikayesinden de bahsedeyim bakalım. Bu arada uyarayım, bütün hikayeyi anlatacağım, o yüzden tabii ki spoiler olacak. İstemeyenler videoyu sarabilir. Günlerden bir gün Nero karavanını tamir ederken garip bir adam gelir ve Nero'nun kolunu kopartır. Nero'nun kolunda Yamato kılıcı vardır. Adam bu Yamato kılıcını alır ve ortadan kaybolur. Daha sonra Redgrave şehrinde Clifford adlı ağaç yerden göğe yükselir. Dante bir gün V adındaki garip birinden Yürüzen adlı şeytan kralı öldürmesi için bir kontrat alır. Trish ve Lady ile birlikte Yürüzen'le karşılaşan Dante belki hayatında ilk defa yenilir. Nero da olaya dahil olur fakat Yürüzen onu da uğraşmadan yener. V Nero'yu ciddi bir şekilde yaralanmadan oradan götürür. Bu olaylardan bir ay sonra Nero ve V tekrar Clifford'a gelir fakat Dante, Trish ve Lady'ye ne olduğu bilinmemektedir. Bu sırada V zamanla güçsüz düşer ve bize Yürüzen'in hikayesini anlatır. Burada daha ciddi bir spoiler vereceğim, istemeyenler videoyu sarabilir dediğim gibi. Üçüncü oyunun sonunda Dante'nin ikiz kardeşi Virgil, Şeytan Kral Mundus'un kölesi haline gelir ve birinci oyunda da Dante kardeşini alt eder. Biz de öğreniriz ki aslında Nero'nun kolunu koparan garip adam Virgil'ın ta kendisiymiş. Nero'nun kolunu kopardıktan sonra Yamato'yu alan Virgil, kendi şeytan halini ve insan halini birbirinden ayırır. İnsan hali V'ye, şeytan hali de Yürüzen'e dönüşür. İkili bir şekilde yeniden birleşir ve Virgil geri döner. Dante hem ölümüne rakibi olan kardeşi Virgil'i yenmek hem de dünyayı cehenneme çevirecek ağacı yok etmek zorunda kalır. Tabi burada sonra yine çeşitli eklentiler oluyor hikayeye fakat bu videoda deli gibi hikaye analizi yapmak istemiyorum. Çünkü oyunun zaten güçlü yanı hikayesi değil, gayet normal bir hikayesi var. Peki o zaman güçlü yanı ne diyebilirsiniz? İşte o da oynanış. Devil May Cry 5 son zamanlarda en keyif aldığım oynanışa sahip. Nasıl mı? Hadi detaylandıralım. Aslında burada oyunun amacından bahsedelim. Oyunun amacı combo çıkartmak. Bilmiyorsanız anlatayım. Oyunda yaptığınız saldırıların çeşitliliği ve sürekliliğine göre sağda artıp azalan bir bar var. Bu bar D, C, B, A, S, 2S, 3S şeklinde artıyor ve bunlara göre de Red Orb kazanıyorsunuz. Öncelikle oyunda 3 farklı ana karakterimiz var. Bunlar Nero, V ve tabii ki Dante. Oynaması en rahat ve en rahat combo çıkarabildiğiniz karakter V. Aslında kendi dövüşmüyor. Griffon, Shadow ve Nightmare adlı yaratıklarına komut vererek savaşıyoruz. Ama öyle uzaktan izlemek pek benlik değildi. Bu yüzden de oyunda en az sevdiğim karakter V oldu. Peki Nero nasıl? Nero oyunun başında kolunu kaybettiği için Nico tarafından yapılan Devil Breaker adlı protez kollarıyla, tabancasıyla ve Red Queen adlı kılıcıyla oynuyor. Her kolun ayrı bir özelliği var ve bu gerçekten çok güzel bir çeşitlilik getiriyor. Bence Nero'yu kullanması da gayet kolay ve güzel bir şekilde kombolar çıkartabiliyorsunuz. Bu kolları kullanırken şöyle bir olay var. Oyuna başlarken 3 farklı kol seçiyoruz ekranın sağ alt tarafında gördüğünüz gibi. Ama bu kollar arasında istediğimiz gibi geçiş yapamıyoruz. Başka kola geçmek isterseniz o kolu L1 ile patlatmanız gerekiyor. Bu patlama verdiği hasarla zorda kaldığınız ve çok düşmanlı yerlerde gerçekten sizin kurtarıcınız oluyor. Ve geldik as solistimize, Dante. Dante oynaması daha karmaşık olmasına rağmen gerçekten belki de oynanışı en iyi olan karakter. Dante'nin oyun devam ettikçe 4 yakın mesafe ve 4 uzak mesafe silahı oluyor. Ayrıca 4 farklı da oynanış stili var. Bunlar Trickster, Gunslinger, Swordmaster ve Royal Guardian. Oyun boyu istediğiniz zaman istediğiniz stile geçiyorsunuz ve bu stiller her silaha özel bir saldırı daha ekliyor. Bu sayede de neredeyse sınırsız saldırı imkanınız oluyor. Oynanışı bir kenara bırakırsak Dante gerçekten oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden biri. Öyle sevdim ki direkt favori oyun karakterlerim arasına girdi. O kadar komik ve olaylara verdiği tepkiler o kadar harika ki sizin de oynayıp tecrübe etmenizi şiddetle öneriyorum. Oyunda karakter geliştirme de var tabii ki. Bulduğumuz Red Orb'ları biriktirip yeni yetenekler geliştirebiliyoruz veya silahlarımızı upgrade edebiliyoruz. Bunlar sayesinde de yeni kombolar yapabiliyoruz. Ayrıca ana hikaye bitince Virgil de oynanabilir hale geliyor. Virgil de en az Dante kadar havalı bir karakter ve oynaması çok keyifli. Şunu da eklemek istiyorum, oyunun şarkıları mükemmel. Zaten çıktığı dönemden beri efsaneleşti. Özellikle Devil Trigger ve Bury the Light şarkıları efsane. Teliften dolayı burada dinletemem ama kesinlikle dinlemenizi öneririm. Evet, işte bu kadar. Benim Devil May Cry 5 tecrübem böyleydi. Tabi burada bana kızan insanlar olabilir neden son oyundan başladın diye ama benim amacım oyunları sevip ısınıp öyle seriye girmekti ve Devil May Cry 5 bana kendini aşırı sevdirdi. Ayrıca da serinin diğer oyunlarına ilgi duymamı sağladı. Oyun indirimlerde yaklaşık 100 lira oluyor. Eğer bütçeniz varsa size de tavsiye ediyorum. Hatta tüm oyunlar Steam'de var, onları da alıp oynayabilirsiniz.